Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Miran. Bugün sizlerle uzun zamandır, gerçekten bayağı uzun oldu, Trendyol'dan aldığım hiçbir şey paylaşmıyordum. YouTube'umda, Instagram'da paylaşmaya devam ediyorum ama YouTube'da bayağıdır atmıyordum ve hepsini biriktirdim. Bir kısmı şurada ve hala da aklıma gelmeyen bence bir sürü şey daha var. Hatırlamaya çalışıyorum. Neyse, Trendyol'dan aldığım ürünleri göstereceğim. Çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü zaten gösterdiğim ürünlerle birlikte uzun bir video olacak gibime geliyor. Çok kestiremiyorum videonun süresini. Umarım beğenirsiniz. Hala daha kanalıma abone değilseniz, konuşamıyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Yavaştan bence videoya geçelim. Bu arada Instagram'da 23.000 olduk. YouTube'da hala da 18.000'iz arkadaşlar. O yüzden abone olalım. Neyse, artık videoya geçiyorum. Şimdiden size iyi seyirler. Evet, ilk parçalarımı giydim geldim. İlk olarak bu üstümdeki body mi denir, bluz var. Bunu ablam iş için almıştı ama ben hiç denememiştim bunu. Fakat ben üstüme çok yakıştırdım. Şöyle bakarsanız bence çok tatlı oldu üstümde. Beklediğimden çok daha başarılıymış. Bunun linkini Aralık ayına eklememiştim ama kesinlikle ekleyeceğim. Yani gerçekten bu şekilde bakıldığında üstüme inanılmaz yakıştığını düşünüyorum. Kumaşından birazcık tedirgin olmuştuk. Böyle fitilli kumaş geliyor hani. Çizgi çizgi. Biraz kazağımsı bir kumaş ama ince. Kumaşı çok kötü değil. Ama ben çok fazla böyle kumaşlar tercih etmiyorum. Fakat güzel bir ürün. Fiyatı 20 ya da 30 ya da 40 o civar bir şeydi. İndirimden almıştık. Bunu da linke kesinlikle ekleyeceğim. Bendeki medium beden. Ve sırada bu jean var. Bu jean'i uzun zamandır kovalıyorum. Gerçekten çok beğendiğim tipte bir jean. Bu ayakkabılarla çok hoşumuza gitmeyebilir ama genel bakıldığında muhteşem bir kalıbı, muhteşem bir kumaşı var. Böyle tam siyah değil, kırçıllı bir renk tonu var. Ama ben aşırı sevdim arkadaşlar. Gerçekten bir tane siyah mom jean istiyordum. Bunu da herkese ve her şeye, her yere söylemişimdir yani. Bu tam istediğim kalıpta çıktı. Orta belli. Paça boyu burada bitiyor. Aslında kadında daha kısa bitiyordu ama bende böyle bitiyor. Burada bitmesi kötü mü? Ay pardon, kötü mü? Değil bence. Güzel gayet. Şu şekilde size gösterebilirim bunu da. Bedeninde 38. Evet, sırada bu hırka var. Bu hırkaya bittim gerçekten. 40 liraya aldım ben. İndirimdeydi bendeki L beden. Biraz daha bol olması için L'yi tercih ettim ama siz kendi bedeninizde alabilirsiniz. Uzaktan da bittiği yerde çok güzel. Ayrıyetten böyle önü kapalı kazak gibi giyme şansınız da var. Öyle giyince de gayet başarılı oluyor. İnanılmaz sevdim. Kumaşı ince, çok kalın bir kumaş. Beklemeyin, böyle hafif hafif delikleri var. İnce bir kumaş ama bence böyle çizgili falan olması ve bittiği yerde dahil olmak üzere gayet güzel bir görüntüsü var. Ve sırada bu üstüm var. Bunu Trendyol by Notice diye bir işbirliği var ya, böyle ondan aldım. 30 lira gibi bir fiyatı vardı. YouTube ben niye konuşamıyorum bugün? Instagram'dan beni takip ediyorsanız zaten bunun linkini bırakmıştım. Fakat şu an tükenmiş olabilir, bilmiyorum. Bendeki small beden. Bence üstte çok çok iyi duran bir bluz. Şöyle jean'le de bu şekilde duruyor. Ben kalıbını çok sevdim. Özellikle deseni tam bir Bershka, Zara, işte Inditex mağazalarında üretilenlerin aynısı yani, gerçekten bu şekilde duruyor üstümde. Evet, bu üzerimdeki de Trendyol'un yine aynı şekilde. Bu medium beden, diğerine göre bu daha iyi oldu üstümde. Çünkü boğaz kısmını o kadar dar yapmışlar ki kafamdan geçirene kadar yemin ederim small'da ölüyordum. Bu yine biraz daha bol. Diğerine göre biraz koca kafalıyım galiba. Kafam çok zor geçti. Ama beden olarak pek bir fark yok yani. Az öncekiyle aynı durdu bence üstümde. Bu şekilde bunu da Trendyol'dan aldım. Yine bunu da 30 lira gibi bir fiyat almıştım. Tam hatırlamıyorum. Yine arkası da böyle tül tül geliyor. Aynı şekilde bence modeli çok ama çok güzel. Şimdi böyle bir üst. Ablam bunu iş için almıştı. Bence iş için çok uygun. Şu yanları biraz uzun kalıyor. O yüzden ben birazcık içine sokarak giydim. Crop tarzı yaptım. Çünkü diğer türlü inanılmaz uzun kaldı. Burası kısa falan. Göbek kısmını çok kötü gösteriyor. Fakat şuradaki penceresi çok tatlı bir detayı var. Kazak kumaşında çok rahat. Eğer böyle basic üstler arıyorsanız, işte staja giderken vesaire, bunu crop yapmanıza gerek yok. Daha uzun tutabilirsiniz. Tercih edebilirsiniz. Ve altındaki pantolon. Bunu o kadar çok övdüm ki arkadaşlar. Bendeki 38 beden. 36 daha da iyi olurmuş. Bakın. Ama ben bilmediğim için 38 aldım. Çok ama çok beğendim. İnanılmaz güzel bir kumaşı var.
Bayağı bir bol. Bunu herkese aldırdım. Instagram'dan beni takip etmiyor olabilirsiniz. Ama şu anda bu videoyu izliyorsanız koşup gidin. Eğer varsa kendi bedeninizden bir tane bundan alın. Çünkü her şeyle çok güzel gidebilecek. Müthiş bir kalıpta bir pantolon gerçekten bu şekilde gösterebilirim. Bu sweatshirt'ü Adax'tan uzun zamandır kovalıyordum. Uzunluğunu da göstereyim hemen size. Bu şekilde bir sweatshirt. Böyle çıkarınca kötü oldu tabii bu pantolonla ama içine sokunca güzel oluyor. Bayağıdır kovalıyordum ve fiyatı 80 liraya düştüğü anda aldım. Zaten bunun da linkini hemen paylaşmıştım sizinle görür görmez. Çünkü gerçekten bence renkleri olsun, kendi rengi olsun falan çok güzel. Tam bir Buda Bershka'nın vibe'ını veriyor. Ve 80 liraya alınmış güzel bir... Ay bozdum. Güzel bir sweatshirt daha arkadaşlar. Evet, şimdi yeni iki şeyle birlikteyim. Üstümdekini Happiness'tan aldık. Gelmesi biraz uzun sürüyor biliyorsunuz. Happiness biraz geç kargo yapan bir mağaza. Fakat kalıbı falan çok güzel. Biz kahverengisini aldık. Bu Trendyol'da çıkarmış olabilir bu arada. Böyle bir üst. Sanki yanlış hatırlamıyorsam görmüştüm. Ve altındaki jean. Allah. Ben bunu mom jean olarak aldım arkadaşlar. Aslında fakat boyum 1,58 olduğu için bana hiçbir şekilde mom jean olmadı. Kadının şurasına falan geliyordu. Yani bileğine falan geliyordu. Ama bana bu şekilde oldu. Bu arada hani ben iade ederdim normalde. Fakat bu duruşunu inanılmaz sevdim. Kendime çok yakıştırdım. Ve hiç bu tip böyle üstü tam oturup altı daha böyle bol inen pantolonum yoktu. Yani anlayacaksınız. Diğer pantolonlarıma çok benzemiyor. O yüzden çok hoşuma gitti. Sadece tek sinir bozan şeyi çok yüksek bel ve şu gövdenizi biraz fazla uzun gösteriyor. Ama bu benim için sorun mu? Hayır değil. Her şeyle de çok tatlı ve şık oluyor. Hatta şöyle baktığınızda bile bence yeterince güzel ve iyi duruyor. Şöyle detaylı olarak. Rengi falan da kombinlenme açısından çok rahat bir renk gerçekten. Bu şekilde oldu. Altındaki 38 beden, üstündeki medium beden. Bu şekilde. Ve sırada bu sweatshirt var. Gösterdim mi göstermedim mi diye arada kaldım gerçekten. Ben bunu yine Adax'tan aldım. Large bedenini aldım. İndirimdeydi 70 liraya aldım. Bu şekilde kalıbı bol. Bildiğiniz gibi benim her zaman giydiğim sweatshirt türlerinden. Şu şekilde istediğim gibi bol bırakabiliyorum. Rengini falan çok sevdim. O yüzden daha hiç giymedim ama bildiğiniz gibi Adax zaten bu işte benim favorilerimden bir tanesi. Neyse böyle bir yatak aldım. Ben kıvırdım çünkü gereksiz uzun geldi bana. Keşke 36 alsaymışım. 38 aldım. Hem beli bol hem de gereksiz bir uzunluğu var. Fakat çok ama çok iyi bir model. Şöyle baktığınızda da zaten bence anlayacaksınız. Ben bunu 25 lira gibi bir fiyata almıştım. Herkese de alın demiştim. Şuralarında falan da bir hata var kesinlikle. Yani kıvırdığım için birazcık eteğin şekli şemali bozuldu. Ama genel olarak böyle çift renkli bir etek. Üstündekini de Adax'tan aldım. Dediğim gibi bu da 50 liraya düşmüştü indirimdeyken. Hemen kaptım çünkü biliyorsunuz ben sweatshirt giymeyi çok seviyorum. Evet bu eşofman altını 40 liraya aldım arkadaşlar. Gerçekten kalıbı çok güzel. Aşırı bol. Bendeki large beden. Böyle blok blok iniyor. Renklerinin tonunu da sevdim. Cropla giyerim diye düşündüm tabii ki de ben bunu. Böyle bol sweatshirt tercih etmek yerine cropla çok daha iyi olacaktır. Ama sweatshirtle bile bence gayet başarılı bir eşofman altı. Üstümdeki yine Adax. Hemen biraz indireyim. Şu şekilde bayağı bol. Rengini çok sevdim. 70 liraydı yine fiyatı. O yüzden çok başarılı bir alışverişin dahil olduğu bir sweatshirt. Gerçekten çok güzel bir rengi var. Ve hiç bu renk sweatshirtim yoktu yani. Önemli sonuçta bunlar. Evet şimdi böyle bir üst var. Bunu indirimden aldım ve 40 liraya düşmüştü. Bu rengi sadece düşmüştü indirimde. Ben medium beden aldım. Şu anda indirimde midir bilmiyorum ama indirime girince çok fazla düştüğünü biliyorum gerçekten. Çok güzel bir kumaşı var bence. Böyle biraz naylonumsu ama ipek gibi yumuşacık bir kumaşta gerçekten. Altındaki de böyle bir şal var. Benim siyah şallarımı herkes çok soruyordu ve çok beğeniyordu. Aynı onun kahverengisi arkadaşlar. Zaten üstümde de anlayacaksınız. Gerçekten birebir. Sadece bunun cepleri yok. Onda daha çok cep var. Biraz daha parlak. Biraz daha şık bir kumaşta yapılmış bu altındaki gerçekten. Diğerine göre en azından. Ben large beden aldım. Bolluğu gayet iyi oldu bana. Hatta belden de bir çıt bol. Ama biliyorsunuz ki ben böyle şeyleri bol seviyorum ve tam istediğim gibi oldu. Böyle kahverengi bir rengi var. Gerçekten kahverengi. Uzun zamandır bir şey istiyordum. Bu da cuk oturdu. Şöyle şu şekilde. Hop 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 gösterebilirim.
Öncelikle bu üstü zaten başka bir videomda göstermiş olmam gerekiyor. Göstermediysen de bu da yine Trendyol. Bendeki medium beden polo yaka geliyor. Böyle çok rahat ve güzel basic bir crop. Şimdi altındakilerle birlikte bir tane üstüme düz bir şey giyeyim dedim ki altındakileri gösterebileyim. Şimdi altındaki pantolona geçelim. Öncelikle bu pantolon modeli çok güzel. Gerçekten böyle çift renk olması falan filan çok hoşuma gitmişti. Fakat ilk olarak çok uzun. İkinci olarak kendime yakıştıramadım. Gerçekten bir şekilde istediğim gibi olmadı. Belki boyunu kestirsem gerçekten güzel olur ama böyle bir pantolonun da boyunu kestirerek ziyan etmek istemiyorum. Şöyle bir sorun oldu. Ben uzun zamandır beklettiğim için iade süresi dolmuş. Belki bunu dolapta satışa koyarım. Uzun boylu kızların tercih etmesi gereken bir pantolon bence. Çünkü kısalara gerçekten böyle duruyor ama alırım ben. Bunu kestiririm falan filan derseniz okey yani yapabilirsiniz ama onun dışında bana bence olmadı. Fakat genel baktığınızda da yani şöyle şu şekilde baksanız gerçekten çok çok hoş bir jean. Şöyle bu kadar. Evet, sırada bu jean var. Bu jean'i çok sevdim. Geçişleri falan mükemmel. Ben indirimle 70 liraya almıştım 38 beden. Ve bir çıt bol böyle hani 36'da alabilirmişim bunu. Geçişi çok güzel. Üste duruşu çok güzel. Belki paçalarını bir çıt daha kestiririm. Tabi siyah bir şeyden çok bence beyaz bir şeyle çok daha iyi olur ama gerçekten kalıbını çok sevdim. Yüksek belliği de yeterince beni tatmin etti. Tek kusur ve her zaman olduğu gibi zaten benim bütün Trendyol ürünlerinde olduğu gibi boyu. Onu da kestiriyorum ya da ablamla ortak giyeceğim bir alt olursa biliyorsunuz ki kestiremiyorum. Çünkü ablamın boyu 1.73, benimse 1.58 arkadaşlar. Bu şekilde gösterebilirim size. Gerçekten bunu da çok ama çok beğendim. Şu anda ben linke girdim, baktım bu arada. Hani unuttuğum, göstermeyi unuttuğum başka bir şey var mı diye. Her şeyin indirim süresi bitmiş. Sadece o şeffaf tül olanlar duruyor. Hani birazcık beklerseniz kaydedin bence linki. Biraz bekleyin indirime girince. Ben tekrardan zaten size haber veririm. Bu şekilde bir jean'de. Şimdi sıradakine geçelim. Evet, bu da bir diğer takım. İnanılmaz tatlı ama şurasında bir leke mi varmış? Ben şu anda güneşte görüyorum. Gerçekten hiç farkına varamamıştım. Neyse, böyle aşırı tatlı bir eşofman takımı. Ben böyle üst kısmını kıvırdım ama kıvırmasak da olur tabii ki de. Paçaları buluyor. Ben çorabımın içine soktum. İçime de birazcık bunu soktum ama soğuk günlerde direkt çıkarıp da giyebilirim. Bir diğer eşofman takımı daha vardı aslında ama onun üstünü bulamadığım için onu gösteremeyeceğim. Başka bir videoda zaten bunu kesinlikle göreceksiniz. Kalıbı aşırı güzel ve rengi de çok çok tatlı bir şey. Yılbaşında muhtemelen bunu yanımda götüreceğim yani. Hani yılbaşında giymeyeceğim ama ertesi gün falan kesinlikle giyerim diye düşünüyorum. Bu şekilde bir takım. Son olarak bir ürün kaldı. Onu da gösterip videoyu bitireceğim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Hala daha kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan şu an tıkladınız umuyorum ki. Ve son ürün. Bunu almayan herkes çok pişman oldu. Çünkü ben bunu size linklediğimde 100 TL'ydi arkadaşlar. Ve bayağı kişi de aldı bu arada ama alamayanlar da üzüldü bayağı. Umarım gelir. Gelirse hemen size linkleyeceğim. Şu andaki fiyatı 250 lira. Artı zaten tükenmiş olarak gösteriyor. İnanılmaz pofidik. Beklediğimden çok daha güzel çıkan bir mont oldu. Yani 100 liraya alınabilecek en iyi şeylerden biri. Böyle siyah düğmeleri var. Zaten ekoseli desenleri de çok güzel ve çoğu şeyle de bence güzel duruyor. Özellikle böyle düz giyindiğim günlerde direkt bunu takıyorum. Yani bu montu giyiyorum. Pıt 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 çıkıyorum. Birazcık uzun eğer kısa mont seviyorsanız. Yani tam kalçanın bu yan kısımlarında, basen kısmında bitiyor. Onun dışı bence çok ama çok tatlı bir mont gerçekten. Ve videoyu montla kapatıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız hala da aşağıdan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Like atmayı ve aşağıya yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Yorumlarınızın hepsi benim için değerli. Hepsini de okuduğumu bilin istiyorum. Ve video bu kadardı. Bu kombinimle sizi uğurluyorum. Kendinize iyi bakın. İyi yıllar şimdiden. Daha çok video gelecek yılbaşına girmeden ama tekrardan iyi yıllar diliyorum. Hepinize görüşürüz.